La Galigo'nun yeni bölümünden herkese merhaba, ben Can. Ben Ömer. Ben Ecem. Ve bu hafta sizlere geçen hafta cumartesi günü neden bölüm yayınlanmadığımızla ilgili bir açılış yapalım isterseniz. Bize haber vermeden 3 gün boyunca ortalardan yok olan Recep Kambir. Acaba neredeydi? Yüzünden. Neden bu kadar. Yani bunun üzerine daha fazla şey yapmam. Bütün sorumuzu Recep. Daha önceden çekip stoklayabilirdik o bölümü ama yani... Daha önceden çekip stoklayabilirdik. Stok dediğin şey bir tanem ya. Yani. Yani bir bölüm yani. Tabii canım. Hani işte ne zaman gittin? Doğru. Perşembe gittin. Çarşamba çekerdik. Doğru, yalan değil ama biz evet stok sıkıntımız var. Nedense böyle. Gündem üzerine konuşuyoruz çünkü. Evet, doğru. Evet. O zaman iyi yapmışım. Şimdi çarşambanın... Ben iyi yapayım. İki gün için. Çarşambanın gündemiyle İnsanlar çok bekliyor. Çok İnsanlar bekliyor ya. Bu arada Twitter hesabımızda bayağı ortalıkta yoktu. O da evet, geri açıldı. Sonunda geri döndü. Evet. Onu da bir takiplerseniz seviniriz. Bilemedik Podcast ya da Bilemedik Pods olarak yazarsanız hemen karşınıza çıkacaktır. Ya da Recep Kambir'de yazarsanız da oradan bir şekilde bulursunuz. Hiç sanmıyorum onu hiç aramam. Gerek yok. Bir var bir yok çünkü. Şimdi haftanız nasıl geçti? Sende bir şeyler var belli ki. 3 gün yoktu. Evet, bende bir şeyler var dedi. Benim kuzenim evlendi. Ben de evet. Nikah şahidiydim bize. Koronada nasıl oluyor abi bu işler? Koronada nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Nikah salonuna tık kafası doldurmuyorlar. Hani arada Hı-hı. boşluklar var. Böyle. Yani onun dışında normal tebrik ediyorsun insanları falan çıkınca. Yani şey mesela uzak akrabalar çağrılmıyor mu abi siz geldiğinde? Aynen. Yani. Ya o kadar tamam. Uzağa evet çağırmıyorlar. Fiziksel temas nasıl ya mesela normalde gelenler karşılanır, eller sıkılır i̇şte falan? O tamamıyla şeyle alakalı bu. Kişinin ne yapmak istediğiyle alakalı yumruk tokalaşıyor. Hani genelde öyle oldu. Yumruk yani iki tane teyzenin yumruklaşıyor. Abi köy, bir de şöyle bir sıkıntı öyle var. Abi. Köylerde teyzeler, amcalar korona olunca bunu utanılacak bir şey olarak görüp söylemiyorlarmış kimseye. Evet. Ve gezmeye devam ediyorlarmış belli olmasın AIDS diye. AIDS mi lan bu? Yani... Değil mi? Sanki çok acayip, çok fazla cehalet yani. Dedim acaba hani orada da köyden gelen bir teyze falan. Ya yok. Yumuldu mu herkese? Bugünkü haberi şey... gördünüz mü? Heh. Onu söyleyeyim sıkıştırayım hemen. Çiğ köfteci korona oluyor. Buna rağmen gidiyor iş yerini açıp çalışmaya devam ediyor. Helal olsun. İnsanlar yani... çiğ köfteden mahrum bırakmamış. Helal olsun. Helal. Limon alır onun şeyini. Neyini alır? Birisinin virüsünü her şeyini alır. Mikrobu kırar derler. O acı var ya. Ya korona hiçbir şey dayanmaz. Bu millet kafasında bitirdi. Kafasında. Önce hastalığı kafada bitireceksin ama bizimkiler kafada bitirdi. Başka hiçbir şey yapmadılar ama. Öyle. İşte nerede kalmıştık? En son nikaha girdi miyim? Nikahla ilgili yani nikahtan sonra bir fotoğraf çekim vardı böyle sap gibi beklediğim. Hiç fotoğraf çekiliyor bekliyorsun. Fotoğraf abi. Çekimi peki nasıl? Böyle şey 400 metrelik bir fotoğraf şeyi mi kadrajı mı oluşturuyorlar? Böyle 30 kişi 1,5 metre mesafeli. Aslında 1,5 metre çapraz şekilde duruyorlar. Perspektif meselesi yan yana duruyorlarmış gibi. Ya abi şimdi şöyle. Vay kral. O ortamda biri koronaysa herkese bulaştı. Bir kere bunu söyleyeyim. Bir Tabii kere. Canım. Yani birileriyle buluştuğunuz zaman bu korona kapmış mıdır diye düşünüp buluşmanız ya da görüşmeniz lazım. Yoksa yani kurtulamazsın bir şekilde yani. Bu benden önceki buluşmalarında İmkansız. Masayı aladı mı diye bir düşünüyor. Aynen. Öyle insanlarla. Evet. Bu hafta onun dışında biz bir şey yaptık mı Ömer? Yapmadık biz bir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadık. Yaz okuluna gidiyorum. Merak eden varsa. Bir de şey merak eden varsa çıkmaz sokakta oturuyorum. Bunu da söyleyeyim. Sonra 30. dakikada falan siz araya sıkıştırıyorsunuz. Gitmek konusunu hemen sorayım. Fiziksel olarak gidiyor musun? Uzaktan mı? Uzak uzak. Ha, tamam. O zaman niye gidiyorsun o zaman? Fiziksel olarak. Yaz okulu var işte. Ha, ve tamam. Şöyle bir saçmalık var ama şimdi haftada normalde 2,5 saat olur ya bir ders. Hı-hı. Her ders 2,5 saat işlenir normal örgün eğitimde. Haftada 10 saat işleniyor şimdi. Canları sıkılıyor şimdi. O beynim yanıyor beynim. Yani biz sabah 9'da bir açıyorum bilgisayarı. 6'ya kadar. Eziyet. Uzun zamandır tabii ders vermiyorlardı. Onun hevesiyle. Bak ne güzel öğretim görevlilerimiz. Heves meves yok ya. Heves falan yok. Hiçbir şey yok. Onlar da ölü gibi. Bir şekilde kurtarmaya çalışıyorum. Neden yapıyorlar o zaman Kurtarmaya bunu? Çalışamazsın. Ölü gibiler. Biz de ölü gibiyiz. Herkes pişe pişe onlar ders anlatıyor. Biz ders dinleriz. Çok kötü. Ama memnun muyum? Memnunum. Okula gitmekten her türlü daha iyi. Önümüzdeki dönemde okul açılmasın. O kadar yani. Gican ne zaman evleniyorsun?
Evlenmek ne alakalı? Yani şu aralar özellikle son genç kuzenimin, yani benden büyük son kuzenimin de evlenmesiyle bu soruları üstüme aldım artık. Ve ben hani bu hafta bir 20 kişiden duymuşum da en az. Birazcık kendimi baskı altında artık millet de duysun istiyorsun. Aynen, o yüzden. Evet. Ya bak, bu insan olmayın abi. İleride olur da bir gün hepiniz benden önce evleneceksiniz bence ama. Ya olur da bir gün evlendiğinizde bana şey yapmayın yani. Seni ne zaman ne zaman hadi hadi falan. Bana öyle kepçük kepçük ağızlarla gelmeyin. Lütfen. Rica ediyorum. Ben zamanı geldiğinde. Bunu söylediğim için bu kere ekstra yapacağız da. Bizim bir hocamız evet. Şey demişti. 30 yaşından önce evlenmeyin demişti erkekler için. Buna ne diyorsun? Tam böyle ya bir... Benim kafam genelde şey noktasında ya. Hani sıfır borç muhtemelen bir... Yani ev ya da arabadan birini almış bir şekilde evlenmek isterim. Yani muhtemelen araba. Yani o hani iki krediden biri kalsın ve borcum olmasın. Peki anca o dönem durumda evlenirim. Araba yani. Nasıl bir araba? Yani şimdi Hyundai Accent 20 milyar. Maksimum 6-7 senelik bir araba. Fiyat İkinci Ege. Düşün işte. Yani şöyle ne zaman 2020 işte 2013 model iyi bir segment bir araba. Ha, anladım yine okey. Yani hani ya 6-7 senelik ikinci elden alınmış ama kredisi bitmiş. Yani ileride üzerine para koyup üst modele geçersin. Onda bir segment diyor. 2023 nereden baksan 200 bin lira olur bence. 2023 tabii 200 bin liralık falan bir araba oluyor. Peki bugün ödediklerinden biri olsa yarın evlenir misin? Onun için işte şu hali hazırda bir 2-3 yıllık ilişkimin olması lazım. Ha, o da bir kriter tabii. Ya ben hani yani ayarlamaya hani çalışıyorum. Oldu şimdi. Tamam hadi bakayım Twitter'a girelim. Levelet falan. Tamam ben hazırım. Tamam ben hazırım. Sinyali çekiyorum Twitter'a değil mi? Ne yapıyorlardı onlar genelde evlenmek isteyenler şey 25 yaşındayım, dubleks evim var, arabam var, peki siz neler yaptınız falan diye sorular soruyorlar ya böyle. 3 dil biliyorum, 36 ülke gezdim. Sen hani bu kadar şeyi bir kere 25 yaşında yapmış olma ihtimalin yok. Hani yapabiliyor olsun bilmiyorum, aklıma hayalimi almıyor benim bu dediklerimi. Hayır, bunları yaparak evlenme ihtimalin de yok. Evet. Yani bilmiyorum. Yani şimdi bunu da tabii. Belli olmaz şimdi. Evet. En iyi evlenme. Bizimkilerde şey ailede şey diyorlar. Çok fazla tek yaşamaya alışma diyorlar. Genelde. Bekarlık sultanlık kafasında var. Çok alışırsan tek yaşamaya kendi kendine idame ettiriyorsun hayatını. Yani rahatsın. Yanına birini almak şey gelmiyor artık yani. Batmaya başlıyor falan. Olabilir. O moda giriyorlar. Hani tek yaşamaya başlamakla evlilik arasındaki özgür zamanı çok kısalt noktasında. Hani onu da tamam, onu da yaşa ama çok kısa tut falan diyorlar genelde büyükler. Çekirdek aile değil de dışarıdan. Yani, çekirdek de o, evlenme diyorlar. Normalde o büyüklerin sana çoktan birini bulması lazım mı bu arada? Yani. Bizim sülale 10 kişi ya. Birbirimizi zor görüyoruz yani şey yapıyoruz. Hiçbir düğün falan olmuyor mu böyle bir? 10 kişiyiz oğlum. Nereye olacak düğünüz? Evlenen evlendi. Çoluğu, torunu olan oldu yani. Bayağı küçüğüz biz ya. Hani evet. Aileden bahsetmiyorum. Aile 10 kişi falan değil. Sülale 10 kişi. Evet, bayağı küçükmüşsünüz. Bir de çıkmaz sokakta da oturuyorsunuz. Evet. Bir apartmanı dolduramıyoruz yani. Öyle düşün. Hay be. Yani herkes bir daire tutsa dolmuyor apartman. Peki. Bir soru sorduk. Şimdi bana ailemi saydırtmayın. Pek inanmadınız 10 kişiye ama... Soru cevap bölümünde artık soru cevap kısmına geçelim arkadaşlar. Bunun için tırnaklarını yiyen dinleyicilerimiz var. Hadi geçsinler. Tabii kapatmadılarsa. Biz... bu hafta ne sorduk? Bu hafta şunu sorduk. Eskiden insanlar öldüklerinde bir sonraki hayatta kullanmaları için eşyalarla birlikte gömülürlermiş. Evet. Eğer siz de ya bu inanışta olan bir insan olsaydınız yanınıza ne gömerdiniz? Ne alırdınız yani? Ve bir takım garip cevaplar geldi. Yani şey yani sorgulattı bana bazı şeyleri. Mesela deodorant yazmış biri. Adaya düşsen ve işte hayatının aşkıyla adaya düşsen yanına ne alırdın? Deodorant bir cevap. Hani kokmayayım şu işte çocuğa kıza falan. Onun gibi bir şey olsa anlayacağım. Çünkü bunu bir erkek düşünmez zaten. O yüzden bir kadındır bu tarzım. Ama neden onu deodorant dersin yani değil mi? Bir sonraki hayatta da bence deodorant vardır yani. Acaba şöyle mi düşündü? Şimdi ölüyorum, ölü de kokar şimdi öbür dünyana. Ben bir tek buradan mantık yürütebilirim. Öteki tarafa koka koka gitme. Değil mi? Yani?
Ya bilmiyorum, bu bana şey geldi, absürt geldi. Birisi de yatağımı demiş. Yani bir sonraki hayatta da eğer böyle hayatlar yaşayacaksak vardır ikamesi diye düşünüyorum. Ben daha bir hani sonraki böyle... hayat dediğimiz yer aslında böyle cennet gibi bir şey değil mi yani? Ben mi yanlış? Yok değil. Ya öyle değil. Yani işte ahiret gibi düşünme. Başka bir hayata geçiyorsun. Ya Cem Yılmaz'ın dediği bir gibi yanına bir sonraki yalırsın. Hayatta kıvalsın diyor yani. Onun gibi bir şey. Ha, aynen. Reenkarnasyon gibi bir olay işte yani. Yani şu, yoksa eğer cennet diye düşüncelerse daha saçma. Cennette daha deodorant. Cennette yatak, evet hani. Ne yapacaksın? Allah'a bu kadar mı güvenmemek? Bu kadar mı abi? Çok fazla. Yatak demiş, yani uyuyacak yerde bulunur. Ama mesela şu çok güzel. 100 karton Kent Switch demiş biz. Evet, abi, bir de onu kaldırdılar değil mi piyasadan? Kaldırdılar yani. Dünyanın en değerli tütünü şu an. Çünkü yok. Yani yok, yasak. Yüzden, bak bu mantıklı cevapmış. Ben onu okuyunca 100 bilmiyordum. 100 karton bunu. Bir de yani. Her kartonda 10 paket var. Ettim sana 1000. 1000 paket. Yuh. 20 bin tane Kent Switch sigara. Ama birer tane dallı. Deniciden yapanlar vardı bu ilk kaldırma döneminde. Vardı bizim iş yerinde biri. Tabii canım, topluyorlardı bizim. Arabasının bagajında vardı böyle 10 karton falan böyle. Bu da bu kadar kalmış diye bak. Onları yalnız söyle. Bence içmeden satmaları gerekiyordu. Çünkü ben 25 liraya alan tanıdığımı biliyorum. 15 lira mı neydi o sigara kalktığında? 25 liradan alıyorlardı sonra kalmadığı için. Bakkallar da zaten biraz pahalıya satıyordu sanki öyle. Duyumlar almıştı. Satıyorlardı, satıyorlardı tabii. Ama niye satmazsın ki zaten? Tedavülden kalkmış bir şey. Peki neden talebi kalktı? Çok... Ben hiç anlamıyorum bu konuda. Çok zararlı çünkü. Mentol... Yani sigaradan daha zararlı. Ha. O mentol sen galiba anladığım kadarıyla şey, ciğeri açıyor. Su toplatıyor. Yani su mu toplatıyor? Ha. Ben... Öyle. Yani rivayet de olabilir. Bu Marilyn Manson olayları gibi. İşte ben de şey rivayet edeyim. İşte yok efendim bir şeyler. Eminem de değil mi o kaburgasını aldı? Öyle bu rivayet işte. Ya da nereden ya bu, bu her mahallede konuşulmuştur çocukken ya bu. Eminem işte baldırını aldırmış. Baldırını aldırmış. Bacağını aldırmış. Niye aldırdığını biliyoruz tabii ki. Ya bu, bu saçma sapan hani İstanbul'daki ara sokaklarda bu infoya nasıl ulaştı bütün çocuklar, çok merak ediyorum. Evet. Daha pisleri var, sizinkiler naifmiş. Var var. Çok acayip şeyler var, evet. Birisi demiş ki onu. Aga be. Aga be. Ama bir de şey mesela yani, öldüğün bu, anda sevdiğinin ölmesini mi istersin? Canlı canlı niye gömdüresin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öldüğü zaman gömülen firavunlardan hani karısını da bizzat gömenler de var. Evet. Vay. Bilmiyordum bu bilgiyi. Ama birazcık garip değil mi yani? Yaşasın istersin sanki. Ben öldüğümde biraz bencilci değil mi sizce de? Hani? Ne kadar kıskanç oldun ama. Yani şimdi yaşasın da ben yokken kimle yaşasın? Nerede yaşasın? Ölmüşsün. Hayatına ne kadar... Hayat, bir şey söyleyeceğim. Size bir şey olduğunda yani eşinizin o anki hayatına ne kadar süre sonra devam etmesini istersiniz? Yani bu sürede bir sıkıntı yok abi ama oraya kadar da hani bakmasın etrafına. Yani bir 40 gün falan yok. 6 ay. 40 gün çıksın dedim. Seyahate çıkma o zaman. Ya bir 6 ay o zaman yani. 6 ay ya da 1 yıl falan. Çabuk artırdın. Sen de amma gavatmışsın var ya. 40 şaka, şakadan dedim. Hayır bir de yani şey biriyle konuştuktan sonra ne kadar unutmazsın ya da şey birini ne kadar beklersin diye sorduğumuzda 5 ay falan. Evet, 5 ay çocuk. Dedim, sıkıntı değil lan, yarın ölünce gitsin bir eğlensin. Sıra alır vermeyin bana, güzel söyleyemiyorum. Necip, hemen senin cevabını alalım. Ben şahsen hiç istemem. Yani şimdi duruma bağlı. Değil mi? Yani atıyorum 25 yaşında hani ben öldüğümü varsayayım. 25 yaşında öldüysem hani tamam hani 30-35 civarlarında artık. Tamam 30-35 yani evden çıkabilir. Yani, ama mesela atıyorum 45-50 civarında öldüm, o zaman hiç istemem. Of. Bu da garip. Can? Ya çok aradayım. Kamu oyuna mı oynayayım? 2-3 diyecek. Kamu oynayacak. Çekileceğiz. Siz ikiniz oynuyorsunuz. Ben hiç oynamıyorum. Yok, o yüzden eleştiriyorum. Kamu oyuna mı oynayayım dediğim anda bitti zaten. Yani cevap belli de. Yani bayağı bir istemem ya. Sene bir 5 yıl falan en azından. Ulan ama... bana yuh dedin. Ben de 5-10 yıl koydum. 5-10 yıl mı koydun? Evet. 25'te evet. Öldüm. Sen bir de belli bir yaştan sonra şey dedin. Hiçbir aynen. Zaman. Değil mi? Hiçbir zaman. Ne var abi? Nasıl emeklilik sonrası lazım oğlum bir yanına? Hayır, benim anlamadığım konu şu. Yani bu benim parayı düşüncem. Parayı ben kazanacağım bu el alemin adamı. Hayır yani bu benim düşündüğüm şey, neden toplumu ilgilendiriyor onu merak ettim. Şimdi.
Yok ya, işte insanlar hayatlarına devam etmesin. Bu kadın erkek mevzusu değil yani. Ya değil aynı. Yok zaten yok, ben işte, ölmüşüm zaten. Kapsıyor, herkes hani, ben ölmüşüm. Dokunabileceğim bir şey yok ki. Ben sadece şu an istediğim işi söylüyorum. Yapıp yapmaması onun elinde falan diyor. Ben öldüm, buna ses etmiyorum. Şey böyle ruhum sürekli evde bir yerleri falan kırıp döküyor. Böyle kadın delirtiyor. Evet. Musallat olma mevzusu yapılabiliyorsa yapabilirim ama dediğin gibi böyle 4 ay sonra falan bir adamla çıkıp gelirse çok pis insanlar çıkıyor içimizden, duracağım. Birisi de demiş ki elektro gitar. Bak hatırası olabilir elektro gitarın, anısı olabilir ama şey gibi değil mi bunların hepsi ya? Adaya gitmiş gibi hepsi yani. Yani birazcık. Baş tatile çıkıyor gibi herkes. Ya gittiğin yerde de olacaktı elektro gitar sanki. Hani bir anısı falan var sahibi ama. O da alabilirsin. Hani böyle öyle bir şey düşünüyorum ki ben hiç elde edemeyeceğim bir şey olmalı sanki. Düşünsene başka bir şeyde, galakside müzik diye bir şey bulunmamış. Bir insanlık var ama yani. İnsan türü böyle bize yakın canlılar ama müzik diye bir şey yok. Elektro gitarla gidiyorsun oraya. Ve asıl bombayı sıkıntı söylüyorum. Sıkıntı şu, amfi yok. Amfi yok, çalamıyorsun. Mal yok. O çaldığın sesler bile onlara hoş geliyor böyle. Oradan Tarkan çıkıyorsun falan böyle. Saçma sapan. Kitap demiş. Tabii bu da yani, bu da olabilir. Ya bu da şey. Aynen. Ya şey olabilir ama. Hani başka bir hayat mevzusu var ya. Mesela başka çok sevdiğim bir seri. Hani başka bir hayatta da onu tekrar okumak isteyebilirsin belki. Hani orada yoktur falan gibi. Ama gitar. Mesela şey hani bu soruda eskiden hani bunu yapan insanlar değerli eşyalarını alıyorlarmış yanına değil mi? Hani altın olsun, evet. Şey olsun. Ki bir dahaki hayatta... Öyle mi? Elektro gitarlar inanılmaz pahalı. Ya tamam da hani şu anda altınla yarışamaz. Hani birazcık kendine... Yarışır, yarışır. Geçen baktım yarışır. Bayağı pahalı. 20 bin, 25 bin liraya çıkmış. Bu ülkede kaliteli altınla gitarlar. Hiçbir şey yarışamaz da neyse de yarışsın. Ya oğlum bir de altın diyorsun da şimdi altın 1 gram altından mı yarışamaz mı? 1 külçe altından işte yarışamaz. İşte alıyorsan yanına bir külçe al abi. Gram ne tak olmadı şey omzuna tak. Gram altın şey takarlar ya düğünlerde. Sen gibi. Külçe alabilecek kadar zenginsen seni öldüren tıp utansın. Stres çarkı demiş. Yani ne? Bunu Recep'e devretmek istiyorum yani hani. Ölmüşüm ben. Stresli miyim yani? Ölmüşüm değil mi yani? Ölüyüm ben. Aslında bütün bir stresin yok olması lazım. Şey yani şey güzel. Bebeklik albümü mü? Bu güzel. Farklı. Bu güzel abi, müthiş olay. Ama şey kafayı yiyebilirsin abi. 10 yaşına geliyor. 10 yaşında böyle evde bir şey buluyorsun. Stres çarkına takıldım ben de. Stres çarkı belki hani mezarda falan takıldığını düşünmek için de olabilir. Abi saçmalama. Tabutta bir hayat değil de tabutun içinde. Aynen. Her şeyi düşündüm ya. Mezarda olsam ne olurdu falan. Tabii mezarda. İnternet çekmez. Telefon düşündüm başta. Yok çeken bir eve stres yaparlar. Stres çarkı da sıkar bu arada. Başka bir şey bulursun. Şeyler vardı ya eskiden. Pilli oyuncaklar böyle. Çocuk falan büyütüyordun içinde böyle. Evet. Yumurta büyütüyordun yani, falan. Besliyordun sonra deyince. Tetris deseydin yani bu cevap yakıştı mı? Ya Tetris de çok beni sinir eden bir oyun ya. Böyle şey üstlere doğru gittiğinde artık böyle iki kare falan kalıyor ya. Çok sinirleniyorum ben orada. Biraz daha açsana önümü. Bir hesaplamak için vakit ver. Oğuz'un çubuk yetmiyor bir türlü gelmez. Siz ne alırsınız bu arada? Ben işte altınla alırdım. Öbür dünyanın yatırım hani diğer yaşama diyelim. Diğer yaşamda inanılmaz değersiz belki altın. Hayır, diğer yaşamda belki bir bufalo olarak dünyaya geldin. O belli mi? Oğlum ona inanmıyorum. Değil. Bir daha insan olacağımı inanıyorum herhalde. Ya siz de işinize geldiği şekilde mesela... inanın. Ne? Siz de işinize geldiği şekilde inanın. Arkadaş bu ne güzel iş ya. Ben şeyi düşünüyorum. Ben bir sonraki dünyayı bilmiyoruz. Ne alsak patlayabilir ama bu dünyada bizi rezil olarak anılmamıza neden olacak bir şey götürsek. Mesela ben iCloud hesabımı Google telefonumu falan alayım falan. Yanıma. Telefonumu alayım ya yanıma. İnanılmaz rezilliklerle dolu çünkü telefon yani. Evet evet, telefonu ay düşünsene öldün. Ya sonraki hayat önemli değil abi. Hani bu hayattan kurtarayım. Yeter yani. Bir yerde iyi anılacağım kesin olsun. Peki sonraki hayatınızda önceki hayatınızı aslında öğrenip delirme ihtimaliniz de var. Telefonla manyak delirirsin bu arada. Aa, bir giriyorsun evet. Lan bende niye böyle bir şey var. Bakıyorsun içine böyle abuk sabuk fotoğraflar. Saçın uzamış mı diye sürekli kontrol. Her hafta fotoğraf çekmişsin kendini bir adım.
Ay çok kötü ya. Değişik ya. Değişik adamlarla fotoğrafım var işte, onun bu kim? Değişik adamlarla benim niye fotoğrafım var bu arada? Oğlum yok mu arkadaşın falan, hani onlar değişik adam olacak. Niye yaramı deşiyorsun falan diye bir anda aşırı asosyal olduğum ortaya çıkmış. Bir anda çıkmış. Ağlama. Genel olarak böyle cevaplar gelmiş abi. Herkes şey, o an elinde ne varsa telefon haricinde onu söylemiş gibi. Evet. Deodorant sıkarken, yatakta yatarken, birisi Kent Switch özlemiş. Bak o çok önemli. Ya bu aralarındaki en güzel cevap bence Kent Switch. Katılıyor. Birisi de kontörlü sim kart demiş. Bunun sebebi ne? Evet hani gerçekten sebebinin. Kimi arayacaksın? Gitmişsin o tarafa hani diğer yaşamına. Bir de bu kontörlü sim kart diyen çocuk bizim programımızda kız arkadaşına seneye benimle evlenir misin dedi. Yani o zaman ondan da cevap bekliyoruz ya. Bir şey yaradık mı bari? Romantik bir evet abi. Dedi mi? Evet dedi mi demedi mi? Ben de merak ediyorum yani. Burada çünkü programı artık şey diye açabilirim. İnsanları everen Laga Luga'nın yeni bölümüne hoş geldiniz gibi böyle. Güzel prim yaparız biz oradan. Aşırı güzel yaparız ya. Çok abazada olmaz mı sonra ya? Dolmaz. Çünkü kız arkadaşı oğlum. Hali hazırda zaten varken bizi dinliyorlar. Ya, evliliği için anladım. Ama evet. Bunu çok yanlış anlıyor. Ben şu an yanlış anladım. Ya senin anlayasın var oğlum yanlış. Yapacak bir şey yok. Şey... Sen mesela ne götürürsün? Onu söyle bana. Ben, hala söylemedin. Ben yengeyi götürürüm. Oğlum bu kadar kıskanç. Şimdi olamaz. Bir dakika bu yanlış anlaşılabilir. Yengeyi götürürüm derken hani yanımda götürürüm. Benim sevgilim olmayan sevgilimden bahsetmiyor. Yengeyi götürürüm. Hadi. Sen ölünce yengeyi götürürüm. Aynen. Umarım öyle değil. Bol keseden salla. Abi yok yanlış ya. Sen öldün diye niye o da ölmek zorunda? Ya da canlı canlı mı gömeceksin? Kardeşim. Niye canlı canlı gömüyorsun değil mi? Evet. Yani. Bunu Mısırlılar yapmış ya. Ben öldürürüz Allah. Öldürürüz ya. O kadar da şey değiliz yani. Abi. Öldür. Şaka değil yani. Peki yapıyor gibi değilsin. Yani. Evet. Sana böyle bir hukuki bir hak verirse kullanır mısın gibi. Ömer? Ben söyledim. Altınlarımı dedim. Sen de söyle. Ya yeter ya. Saçmalama. Başka bir şey söyle. Oğlum. Ya para gözü bir hayvan herif var yanımızda. Gelmişsiniz benim aşka olan inancımı sorguluyorsunuz. Abi. Değerli. Aşka olan inancı değil oğlum. Bunun adı aşk değil. O zaman bir tane USB drive yapardım. USB'nin içine böyle güzel şeyleri atardım. İşte Championship Manager 98. CM 03 müydü ne? Ama şey kısa yolunu atmış, açamıyor. Eurovision'u kazanmamız, işte çeyrek final, Fenerbahçe'nin çeyrek finali. Night Online'ın efsane patch'li olan kısmının PvP serverisi. Artı 9 şarpı olan adam artı 9 şarp koyuyor böyle mezarına. İtemin ekran görüntüsünü koyuyor. Ya ben Night Online oynadığım dönemler çocukken internet kafeye gidip o dönem şey internetten oyun içi para satın alamıyordun. Bu arada ufak bir ekleme i̇nternet yapacağım. Kafe... Night Online oynamak için zaten çocuk olman lazım. Devam edelim. Evet. Vallahi popüler olduğu dönem öyleydik yani. Neyse işte. Bu arada birazdan tezini çürüteceğim. Nasıl çürüteceğim? Bak şimdi işte bir tane meta internet kafe vardı. Bayağı büyük böyle 4 şey 200 masalı falan bir yer. Herkes Night oynuyor. Ve işte gidiyorsun oraya. Orada oyun için para satın alıyorsun. Ya da işte itemini bayağı satan var orada. Elinde ilan falan. İlanlar var panoda falan. Öyle bir yer. İşte oturdum bir masa. Yan masada adam birine başka şey birine şeyini gösteriyor. Hesabını gösteriyor. Çarını gösteriyor. Ya işte anlaştılar. Aa güzelmiş. Bunlar şöyle bakıyorlar işte. İşte zırha bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor. En son işte anlaştık mı diyor. Anlaştık diyor. Adam Audi'nin anahtarını veriyor. Hesap için. O zamanlar dolar düşük, Audi ucuz ama yine de kurtarması lazım. Audi hiçbir zaman ucuz değil. Audi hiçbir zaman ucuz değil diyorlar. Yani. Ya şu an alınamaz bir seviyede. Eskiden pahalıydı. Öyle. Audi lan. Araba verdi yani bayağı. Düzeltme yapıyorum. Yani. Sadece çocuklar değil aynı zamanda gerizekalılar da oynayabiliyor bu oyunu. Evet. Aslında şey biliyor musun? O dönem stok gibiydi. Hisse gibiydi. Alıyordun. Üzerine biraz daha koyup daha pahalıya satıyordun.
Elbet birinin elinde patlamıştır ama işte Audi'den fazla da vermezler herhalde. Hani bir sınırı olmasın. Verirler. Lazım. Üstüne biraz daha koyarsın. İki hesaba bölersin. Ayrı ayrı satarsın. Maserati falan. Ha, o açıdan. Satarsın yani. Saçma satılamayacak zaman. Ürünler değildi. Ben bile baya baya kâr etmiştim oyunda. Çocuk halimle. Acayip bir şeydi. Evet. Ben bu kadar Night Online anılarımı da dinlediğinize göre başka üzerine konuşmak istediğiniz bir şey yoksa bul beniye geçelim mi? Geçelim. Ben yapayım bu sefer. Kaçırdım. Hatta ilk de ben sorayım. Kim başlasın? Recep başlasın. Başlıyorum. Karakterimiz ya da kahramanımız erkek mi? Evet. Yabancı mı? Hayır. Gerçek mi? Evet. 30 yaşından büyük mü? Evet. Oyuncu mu? Hayır. Şarkıcı mı? Hayır. Pardon, evet. Bir de hayır demenin sebebi şarkıcı. Yok, hayır yok. Alışkanlık. Direkt şarkıcı ya. Sen de ne ara hayır alıştırdık onu da merak ediyorum. Yok, çok üstüne hayır dedim. Üçüncü, ağzıma oturdu öyle. Hoş geldi. Hayır hayır demek zevkliydi. Peki pop mu söylüyor? Hayır. İsmail Türk mü? Hayır. Saçma bir atıştı bu ya. Pop mu söylüyor dedim ben değil mi? Türkü mü söylüyor? Hayır. Rock mı söylüyor? Evet. Adını sulamaya çalışıyor. O neydi şimdi ya? O sesi kesme. O neydi ya? İnsana bir rahatsız olsun. Can Temiz mi? Ülkemde ASMR'de istemiyorum ya. Yok. Can Temiz değil. Peki bir grubun solisti mi? Hayır. Bir grubun üyesi mi? Hayır. Saçma bir soruydu. Ömer sanki sürekli Recep bulsun da ben noktaya atayım diye böyle boş sorular soruyor yani. Araya bırakıyor, araya bırakıyor. İnsan mı? Yani Cem Karaca mı? Hayır. 30 yaşından büyük bak yapan erkek. Hı-hı. Ve gerçek. Orada böyle... İpucu vereyim mi? Ben ya şu an hiç vereyim. Twitter'da baya Twitter kullanıyor baya. Hayır kocacık tamam, değil ben herhalde. Buldum. Ben buldum. Hayır. Haluk Levent. Evet. Doğru. Halbuki yolunu yapacaktın. Ahbap var mı falan filan. Ha, doğru yapmalıydım. Ama emin yapamadım. Olamadım ondan. Belki başka kullanan yaşlı da var diye. He. Olabilir. Şey Athena'nın solisti vardı mesela da ismini hatırlamıyorum. Gökhan neydi? Özoğuz. Özoğuz. Okey. Hatırlamamam normalmiş. Öyle soy isim mi olur ya? Ömer sen de. Peki. Can başla o zaman. İnsan mı? Galiba ama evet. Gerçek mi? Gerçek. Bunlar aynı sorular değil. Lütfen çok ince ayrıntılar mı? Oğlum bu beni diyoruz. Nasıl insan olmayabilir? Olmayabilir. Simpsonlardan bir karakter seçersin. Daha önce Sid yaptık. Şey de yaptık. Futbolcu. Adını unuttum ben sordum. Tsubasa. Tsubasa insan mı? Tsubasa. İnsan mı? İnsan ama gerçek gibi. Ama insan. Neyse evet devam edelim. Rick and Morty'de şimdi Morty insan değil mi? İnsan. Ama gerçek. Çok saçma bir derinliklikmiş gibi duruyor ama konuşma çok saçma. Ömer'e bunu öğrettiğimiz için utanıyor. Evet, evet. Evet ya 30 yaşından büyük. Tsubasa'yı insan değil dedin ben haklı çıktım. 30 neyse. Artı ne dedik ya ben kaçırdım. 30 artı mı? Onu soruyorum. Ha evet. Allah Allah soruyu kime sordun onu? Ne diyelim? Futbolcu mu? Hayır. Türk mü? İçmedim. Evet. Erkek mi? Hayır. Ben onu erkekmiş gibi niye düşündüm? Sen hiç soru sormadın direkt futbolcu mu diye girdin. Evet ya o futbolcu falan bir şeyler dedi ya. Acaba çağrıştırdı mı kendi kendine dedim. Oradan bir yürürüm dedim de olmadı. Şarkıcı mı? Hayır. Oyuncu mu? Hayır. Yine geldik absürt absürt mesleklere şimdi. Hadi bakalım. Siyasetçi mi? Politikacı mı? Hayır. Siyasetçi. Manken mi? Hayır. Allah Allah. Komedyen mi? Hayır. Komedyen mi? Falan bir tane. Ay buna çok şaka. Bu şakaydı bu şakaydı şimdi. Şakaydı. Kahkaha Tuban. Fenomen mi? Fenomen. Evet de diyebilirdim. Çok duru duru. Fenomen. Fenomen. Düşüneyim. Makyaj videoları falan çekiyor mu? Yok. Türk değil demiştik Türk, değil mi? Türk.
Nasıl değil? Türk mü? Evet. O zaman Aslı inandık. Hayır. Komedyen değil dedim falan yok yok. Onu oyuncu derdi. İyice abartayım. Aslı inandı cidden dedin mi? Dedim. Vay arkadaş. Sana atmak için. Peki Instagram fenomeni mi? Hayır. Bir ipucu vereyim. Sarı papatya diyorlarmış. O ne lan? Sarı tutku. Ankara pavyonlarının vazgeçilmez. Sarı papatya mı diyorlarmış? Sarı papatya diye şey edemiyor mu? Ya sarı var bir şey. Sen bu infoyu nereden biliyorsun peki? Ben bayağı izledim annemiz lazım. Teşekkürler anne. Şöyle söyleyeyim, ben bu yanıltma sizi. Google'ladım. Haberler kısmında öyle yazmışlar. Hani bilmiyor olabilirsiniz. Ben de oradan öğrendim şimdi. O yüzden. YouTube ünlüsü mü? Yok, YouTube'dan değil. Ay arkadaş. Televizyondan arkadaşlar, çok ünlü bir isim. Hani. Fenomen dedim. Fenomen. Bu Ömer sanki yine biz ufaktan sıçtı. Yine Mehmet Ali Erbil falan bağladı. İlk bölüm yaptığını yine yapıyor. Yani sonra rüzgar er koçlar falan. Instagram çok... fenomeni demediniz. Fenomen dediniz. Bence fenomen bu kadın. Allah Allah. Seda Sayan. Değil. Kadırgalı diyorlar ona gerçi. Yok abi yok, bu ne ya? Sabahları abi, sabahları hadi ilk atlayan. Sabahları, Müge Anlı. Evet. Fenomen değil ya mi bu kadın şimdi? Bu değil. Kadına ne diyorlarmış? Sarı ne diyorlarmış? Sarı papatya. Müge Anlı ya. Hadi lan nereye diyorlarmış? Ben bu tezi çürütürüm abi, o nasıl kimse... Bu arada Müge Anlı gayet sert bir kadın, kimse sarı papatya diyemez onu. Fenomen olduğu noktasında tamam, neden fenomen dediğini anladım ama... Yeni Çağ Gazetesi hadi almışım. Abi. O da sarı papatya diye sevdikleri diye bir haber çıktı bir tane. Fanları varmış, sarı papatya diye seviyorlarmış. Çok saçma. Çok saçma. Bence de saçma. Evet, bu saçma şeyi sende. Neden bizim önümüze ipucu olarak koyuyorsun ki? Bizi daha çok yanılttı bu. Evet ama evet. Komik olduğu için koydum bu. Bütün sarışın kadınlar aklıma gelmeye başladı ama yani... Ondan önce çok fazla var yani fenomen. Seda Sayan var lan. Evet. O zaman Recep devam etsin. Tamam, hadi ben biraz zorlayayım sizi, hadi bakalım. Erkek mi? Hayır. İnsan şey gerçek mi? Hayır. Çizgi film mi? Evet. Netflix'te var mı? Hayır diyebilirim. Yok büyük ihtimalle. Hayır. Okey. Ulan çizgi filmde de... Benim çocukluğum dışarıda geçti, ben çizgi film bilmiyorum. Patladım ben. Dışarıda değil. Pokemon'da Pikachu çıkmaz dışında söyleyemem ha. Pokemon ya karakteri değil. Yine 30. dakika yine söylüyorsunuz aynı bir şekilde. Pokemon ha? Karakteri değil. Hadi ipucu bir. Kedi mi? Değil. Efendim? Kedi mi? Hayır. Denizde mi geçiyor bu çizgi film? Hayır. Ya bak, denizin altı çıkarsa üzülürsün çünkü evim. Ben sen miyim lan? Düşüneyim. Çizgi filmin konusu bilim kurgu mu? Sorular var. Ufaktan var. Ama şey değil yani böyle. Net de değil ama çok alakasız da değil yani. Allah Allah. Evet, kabul ediyoruz bunu. Hadi devam et. Tamam, evet kabul ediyorum. Güncel hala devam eden bir şey. Bunu bilmezsin herhalde. Evet. Hala abi, devam ediyor. Aynen. South Park. Tam mı? Hayır. Şöyle diyeyim, çizgi Simpson'dan. Film. Yani böyle çizgi dizi falan değil. Çizgi film bildiğin. Yani böyle çocuk animasyon, çocuk için yani. Ha, dizi değil, film animasyon şey yani. Bu sinemalarda gösterilmiyor. Yok, bildiğin yani çizgi. Dizi şey televizyonda. Ha, ilk çizgi film deyince hakkında ne gelir? Hani. Okay. Jojo tarzı şeyler falan. Aynen. Böyle Nickelodeon'un şeyleri. Onun o tarz bir şey. Okay. Beyblade değil. Ama o bayağı bilim kurgu. Bayağı ya. Power Rangers. Bak, öncelikle bir ipucu vereyim. Cinsiyeti kadın. Ya yani bir kere bunu bir öğrenin yani. Peki Dora. Yok artık. Bilim kurgu var. Her yere gidiyor. Oradaki karakter işte çocuk ya. 30 yaşından büyük mü? Oradaki karakter. Değil. Yani. Değil. Değil. Yani geç. Cevabım var. Ya bu arada dizi bitmiş. Aslında yok.
İkinci bir evet, ipucu. Bu her şeyi değiştirdi şu an. Sor bir şey sordun. Şöyle bir de, bu ne be ipucu abi? Vereceğim. Evet. Çok yani bir sürü iyi bir şey var bu çizgi film karakterinde. Haydi mi? Hayır. Atladım yani ben. Böyle sanki bütün mi? İyi şeyleri toplamışlar gibi. Şirinler de öyle değil, doğru. Huysuz muysuz verdi öyle. Ben de kadın dedim mi Şirin'e desen direkt pat diye biliyordum. Şirinler diyor hala, hepsini kapsıyor. Şirin'e mi? Hayır değil. Neden? Değil dedim zaten oğlum. Uğraşın lan, söyleyemiyorum, hadi uğraşın. Oğlum bizdik değil, seyircine sıkılacaktın. Tamam o zaman. Bir ipucu daha alalım. Son bir ipucuyu daha veriyorum. Bunlar 3 kişi. Uçabiliyorlar. Powerpuff Girls. Uçabiliyorlar. Tamam. Powerpuff. Tamam, doğru kabul ediyorum. Doğru. Okey. Ya içinden birini demeyeyim, böyle toplu hiç alayım. Hiç isimlerini bilmiyorum ya. Ben de isimlerini bilmiyorum. Pembe, sarı, esmer. Blossom, Bubbles ve Buttercup. Lütfen. Lütfen ne ya? Bunu nasıl bilirsin ya? İstirham ederim. Bunu bilmen lazım. Bunu. Yani... Yok ya, internetten bakıyor. Yok ya, biliyorum. Ben nereye... Ya oğlum şu an senin inkar etmen lazım. Şey böyle, hem karımı benimle birlikte gömeceksiniz hem de nasıl Blossom'u bilemezsin falan diyor. Ben Stella olacağım diyor böyle. Masaları yumrukluyor. Hem macho hem Stella oluyor. Evet. Çıldırdım ya bulacağım diye. Ama şey... Gelen cevaplar bir önceki soruya göre daha iyiydi. Bir sonraki soruda da bunu geçerse bayağı güzel muhabbetler dönebilir. Arkadaşlar, azıcık cevap bekliyoruz sizden ya. Zaten isim vermiyoruz, şu şunu dedi, bu bunu dedi diye. İsterseniz hani yayınlamayız bile hikayelerde. Hikayelere koyuyoruz normalde verdiğiniz cevapları Instagram'da. Yani istediğiniz kadar saçmalayabilirsiniz cevapları. İsmini vermek istemeyen izleyici olarak belirtirseniz. Aynen, ismimi vermeyin, hikayede paylaşmayın. Böyle bir şeyler falan diye böyle istediğin salla. Hikaye anlat, böyle bir şey başıma geldi, yorumlayın de. Her şeyi de istediğiniz deyin ya. Ay yapın. Soru cevapta bir şeyler konuşuyoruz zaten yardır. Böyle. Ay yapın. Ay yapın. tamam o zaman. Ya cumartesi yeni bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.